Evet, spor ajansındayız. Spor bültenimizi noktaladık. Konuklarımız da aramıza katıldı. Bir yanda Nevzat Dindar var. Diğer yanda da Mehmet Emin Uluç. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Pek denk gelemiyorduk sizinle sabah sporunda sürekli yapıyoruz. Spor ajansına denk gelmiyorduk. Seninle ilk herhalde değil mi Nevzat? Ya senle ajansta ilk ama iki gün önce sabah sporunda beraberdik. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sen nasılsın Mehmet? Ben moralimiz yerinde. Benim de sen yanılmıyorsam ilk ajansım. Olabilir. Heyecanlıyız o zaman hepimiz öyle mi? Elim ayağım titriyor desen. Peki iyi yayınlar diliyorum o zaman herkese. Başlayalım tabii ki gündemimiz koronavirüs olacak. Spor etkilerini konuşacağız. Galatasaray'daki gelişmeleri konuşarak istersen Nevzat seninle başlayalım. Mehmet müsaadenle. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da da koronavirüs çıktı. Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'den sonra 3. vaka spor bültenimizde de detaylandırdık. Biraz yorumlayalım istersen. Geçmiş olsun diliyoruz öncelikle. Gerçekten de hani sıkıntılı bir süreç. Galatasaray bunun tam böyle merkezinde şu an spor camiası açısından söylüyorum. Önce Abdurrahim Albayrak, sonra Fatih Terim ve dün önceki gün sonuçlarını açıklayan Yusuf Günay, dün daha doğrusu pozitif olduğunu açıklayan Yusuf Günay, başkan yardımcısı. Yani dün bakanın Sağlık Bakanı açıklamalarına baktığımız vakitte spor camiasından da isimler var. Hani bunu şöyle okumamak gerekir. Bütün spor camiası işte herkes koronavirüs değil. Spor camiası, bu bahsettiğimiz isimler, yurt dışı teması ki ilk şey oydu. Hani yurt dışı teması. İlk sıkıntı orada. Hani ona dikkat çekiliyordu. En çok olan isimler. Dolayısıyla bu kişilerde olması da olabilecek bir durum. Yani sadece spor camiasında değil, birçok sektörde birçok insan var. Yani bugün İngiltere bu işi önce bir serbest şeyi bıraktı, sürü bağışıklığı diye. Sonra tehlikenin farkına vardılar. İş Elizabeth, yani kraliyet ailesine kadar vardı. Boris Johnson de pozitif. Dolayısıyla... Prens Charles da pozitif galiba. Evet, Prens Charles, kraliyet ailesi. Galatasaray penceresinden baktığımızda ise bence sadece olay Galatasaray değil, Türkiye'nin bu işin farkına varması açısından işte önce Abdurrahim Albayrak, sonra Fatih Terim, işte Yusuf Günay'ın sonuçlarının pozitif olması. Şimdi ben bir gazeteci şüpheciliğiyle olaylara baktım. Hani bu işin başlangıç noktası, sıfır noktası neresi olabilir? Bence... Milliyet'e haberine mi geliyorsun? Evet, yani onu da istiyorsan... Bu arada evet, mümkünse yönetmenim Bora'dan da rica edeyim. Nevzat anlatırken bir yandan haber de gelecek ekranlarımıza. Milliyet gazetesinin 20. sayfasında Nevzat'ın bir haberi var. Sabah da görmüştük. Seni burada bulmuşken hazır, bir detaylandıralım lütfen. Şimdi Çiğdem, olay şu. Olay, ben bu işin sıfır noktasına, yani bu bulaşmanın nerede başladığı konusunu araştırmaya çalışıyorum. Tabii ki kesin ve net bilgiler yok ama... Olayın şahitleri, toplantıda bulunan isimler. Beni özellikle 16 Mart'ta Galatasaray Kulübü'nün en yetkili isimlerinin yaptığı toplantı konusunda aldığım bir istihbarat vardı. Bunu da ilk kez Aspor ekranlarında paylaşmıştım. Neydi o toplantı? Derbi. Yani Galatasaray Beşiktaş maçı oynanmış. Derbiden bir gün sonra, ki o maçı zaten eleştireceğiz. Yani o maçın oynatılması, zaten bu konuda Galatasaray'ın isyanı vardı. O isyanını haklı çıkartacak bir sonuçta şu an karşı karşıyayız. Neydi o toplantı? Bir değerlendirme toplantısı yapılıyor. Ligler daha önce ertelense zaten o toplantı yapılmayacaktı arada. Şimdi o toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim Teknik Direktör, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Genel Sekreter Kaan Kançal vardı. Şimdi o toplantıda bulunan 5 isimden 3'ünün sonuçları pozitif. Sayın Başkan kendi sonuçlarını açıkladı. Pozitif. Kaan Kançal'ın sonuçları, Kaan Kançal da genel sekreter yönetici, o da sonuçları negatif. Ben dün Kaan Kançal'ı aradım. Kaan Bey'e sordum. Şüphelendiğiniz bir durum var mı? Bir sıkıntınız var mı? Kendisiyle sohbet ettik. Bana anlattığı şey şu, Çiğdem. Ben dedi, benim sonuçlarım negatif. Hastane sonuçlarım negatif. Ama dedi, bu... Sonuçlardan sonra, yani bu test sonuçlarından sonra bir takım şikayetlerim var.
Nedir dedim abi? Mesela bu semptomlardan bir tanesi olan şiddetli baş ağrısı. Şimdi bir insanla zor yani bu diyaloğu yapmak. Yani hakikaten zor. Ben de zorlanıyorum ama bir taraftan biz gazeteciyiz. Biz işimizi yapmak tabii zorundayız. Tabii bilgi almak zorundayız. Kaan Bey'in dediği şu. Benim sonucum negatif ama ben pozitif olmasından çekiniyorum. İkinci bir test yaptıracağım bana dedi. Sağlık Bakanlığı testlerinde Sağlık Bakanlığı testi. Şimdi bu, buradan söyledi. Bir şeye dikkat çekeceğiz. Şimdi çok farklı bu konuda farklı farklı değerlendirmeler var. Şimdi ortada Sayın Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın ilk test sonuçlarının negatif olduğu, ikinci test sonuçlarının yani Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı test sonuçları çerçevesinde COVID-19 pozitif sonuçlarının açıklandığını biliyoruz. Dolayısıyla Kaan Bey de ikinci bir testi yaptıracak. Başkanın test sonucu negatifti. O da yaptıracak mı ikinci bir test? Yaptırmayacak çünkü başkan direkt Sağlık Bakanlığı testi. Başkanın. Yani direkt bakanlık testi yaptırmış. Peki şöyle bir detay var, bunu pek anlayamadım. Tomografisinde bir kitle görüldüğü ortaya çıkmış. Bu ne demek? Dedi. Kaan Kançal'la ilgili konuşuyor. Kaan Bey'in söylediği şu. Bir takım semptomlar kendisinde baş göstermeye başlamış. Ve çekilen tomografide de o akciğer bölgesinde bir kitle, yani ki bu birçok vakada da benzer bir durum söz konusu. Onun olduğunu ifade etti. İnşallah sonuç negatif İnşallah, çıkar. Evet. Allah şifa versin. Yani Galatasaray, sonra Fenerbahçe, Kayseri, belki başka kulüplerimizde de. Ama bir kere bu işin sıfır noktasına biz gidecek olursak, benim şüphelerim 16 Mart'ta Türk Telekom stadında, yani derbi maçtan bir gün sonra yapılan toplantı. Ama o derbi maç oynanmasa, o maç ertelense, ligler daha önce ertelenseydi belki de o toplantı yapılmayacaktı. Yani bu konuyu tekrar tekrarlamaya gerek yok. Galatasaray penceresinden baktığımızda durum bu. Galatasaray'ın en tepe, en kritik noktasındaki isimler birer birer sonuçların pozitif olduğunu görüyoruz. Ve bu durumdayken bile Kaan Bey'in ne yapacağız? Yani derdinin Galatasaray olduğunu gördüm. Yani o halde iken bile, çünkü Galatasaray'ın en tepe noktasındaki isimlerden bahsediyoruz. Yani başkan hariç herkes, orada kritik pozisyondaki herkes şu an bu illete yakalanmış durumda. Peki, hepsine geçmiş olsun diyelim. Sen Galatasaray penceresinden anlattın, ağzına sağlık. Mehmet Emin Uluç'a dönelim. Fenerbahçe'de de 4 vakadan ortaya çıktı Mehmet. Hatta Fotomaç gazetesinde bir yandan kapak sayfası ekranlarımıza gelebilir. Orada son detaylar da vardı. Daha önce bir futbolcu ve sağlık çalışanında testin pozitif çıktığı, daha doğrusu belirtilere rastlandığı açıklanmıştı. Dün de basketbol takımında 4 kişinin testi pozitif çıkmış. Tabii detaylarını anlatırsan sevinirim. Şimdi orada bir sıralama hatası var herhalde haberde. Önce basketbol takımından çıktı. İdari menajer Cenkren'deki taburcu edildi kendisi zaten. Rakam olarak en fazla bildiğimiz kadarıyla şu anda Fenerbahçe'de. Yani farklı branşlar da var. Basket takımında 4 kişi, futbol takımında 2 kişi, bir boksör de yine çıkmıştı. Onun dışında farklı branşlarda bazı sporcular yine karantinada, yelkencilerin dönüş süreci vardı. İlker Uçar açıkladı herhalde, biri benim diyor. Şimdi burada ben açıkçası isimlere çok takılmıyorum. Çünkü insan sağlığından bahsediyoruz. Hepsi kıymetli bizim için. İnşallah hepsi bir an önce sağlıklı şekilde tekrar normal hayatlarına dönerler, devam ederler. Çok yoğun bir şekilde kontroller yapılıyor ama maalesef bu meret sıçrayabiliyor. Sıçrıyor daha doğrusu, yani sıçrayabiliyor değil. O mesafeyi mümkün olduğu kadar doğru şekilde ayarlamak gerekiyor herhalde. Çünkü bir futbolcu ve fizyoterapist mesela, yani beraber çalışmak durumunda kalan iki insandan bahsediyoruz. Hangisi hangisine bulaştırdı? Bu konuda ahkam kesecek durum halimiz yok ama sonuçta yakın temastan sakınmak gerekiyor. Tabii. Ki zaten bu süreçte idmanlar da sanal olarak diyelim yapılıyor. Bu arada idmanlar demişken şunu da belirtelim. Dün hocanın açıklaması var. Fatih Hoca'nın, futbolcular iyi çalışıyorlar. Yani bunu yapmak çok zor bir şey değil.
mevcut teknolojide bunu yapmak çok zor bir şeydir. Ama orada oyuncu grubunun isteği, arzusu, özverisi önemli.